Merak ettiğim bir şey var. Bütün Fransız kadınları senin kadar güzel mi? Yoksa bu güzellik sadece sana mı özgü? Siz var ya siz. Amyat şeytansınız ay. Ve de belli etmiyorsunuz. Tam bir çapkınsınız. Yani ben biraz yani anlarım bu işlerden ayıp olmasın. Şunu da ekleyelim lütfen. Aslında sorunun cevabını biliyorum. Hiçbir kadın ne Alman, ne Fransız, ne Rus olamaz senin kadar kusursuz. Ay, benim uşağım gelmiş. Mis gibi kurabiye yaptım. Tam senin sevdiğin gibi. Şunu da koyayım. Söylesem inanmazsınız. Neyi? Ama söyleyemem. Sen de bakayım bana ne oldu? Altan'a bak mesela. Ne olmuş onlara? Ulanlar olmuş yukarıdalar. Sen de ne gördün mü sen? Yok görmedim ama duydum. Neyi? Bir daha yapalım mı? İstediğiniz kadar yaparız. Bir öpücüğe ne dersiniz? Efendim, hayır demem. Duyacağız da bunlara aynı yanın içinden. Bir dakika, bir dakika. Duyamıyorum. Daha neyi duyacaksın? Kalpli, kalpli. Dedem geliyor. Uy, yürü git. Bugüne kadar bu evde yaşanmamış şeyler bunlar. Ne olursa olsun gerçeği bilmek istiyorum. Asuman'ın ithamları son derece ciddi. Efendim, az önce de arz ettiğim gibi tamamen yanlış bir anlaşılma. Bu basit bir... Basit değildir efendim. Ha bu ikisi odada... Asuman kes. Bırak da adam söyleyeceği lafı bitirsin. Efendim lütfen bakın. Arkadaşların duyduğu o laflar benim matmazele söylediğim, matmazelin de Fransızca'ya çevirip Paris'teki kız arkadaşıma yolladığım mektupla alakalı. Buyurun bakın. Nathalie. Et c'est que tous les Français sont si belles que vous tous. Bence inandırıcı. Matmazel. Bu bana sürülmüş büyük bir lekedir efendim. Asla kabul etmiyorum. Sence ben bu lekeyi ne şekilde temizlemeliyim Asuman? Hem de ikimize sürülmüş bir leke. Yoksa matmazelle ben. Olacak şey değil. Yani buna kargalar bile güler. Anlamadık. Kargalar derken? Yani matmazel, yani sizle ben, yani olacak şey değil. Saçmalamayın lütfen. Lütfen benim koca toprak da bol bol olsun. Bir kere Fransız operasının tenoruydu. Büyük bir tenoruydu. Ve Legion d'Honneur vermişlerdi. Şimdi onu bırakıp sizin gibi bir uşakta... Ne? Çok rica ederim. Asıl ben size kalmadım. Az önce Nathalie'yi gördünüz. Yani ondan sonra siz... Siz ne demek istiyorsunuz? Anlayana. Yeter artık. Yandın oğlum Can. Batırdın ortalığı. Sıvışma zamanı. Can. Gel buraya evlat. Gel, gel. Yedeciğim buyurun. Asuman bu yanlış havadisi senden aldığını söyledi bana. Doğru mu bu? Şimdi şey, ben... Doğru mu değil mi? Ya dede, kapının neresinden baktığına bağlı. Kapı mı? Ne kapısı? Şimdi kapının dış tarafında duyunca ben haklı oluyorum. Ama
kapının içinden görseydim, duysaydım, o zaman Altan haklıydı. Anlaşıldı. Bu akşam yemeğini odanda yiyeceksin sen. Ayrıca televizyon ve elektronik aletleri kullanmak da yasak. Aynı uçaklardaki gibi mi? Evet, tam da öyle.